Yani tabana sakin olun bak. Bak 15 yıl sonra başörtülü bir büyükelçimiz oldu. Kadınlara şunu diyorlar aslında. Sana bir tane başörtüsü, yani senin kadın olarak bizde kıymetin yok. Başörtünün kıymeti var bizde. Yani kişiliğin yok. Müftü nikah mesela, ben muhalefet olayım, müftü nikah üzerinden bu iktidarı indiririm. Bunu samimi olarak söylüyorum. Çünkü bu nikah meselesinin en çok, en büyük mağduru dindar kadınlardır. Onlardır aşağılanan, onların hakları, medeni kanun onlara bir yaşam hakkı verdi, bir hak verdi. İnsan olma hakkı. İktidar tırtıklıya tırtıklıya onların hakkını geri çalıyor böyle. Sırf o iktidarda kalmak için. Muhalefet çıksa bunu başörtülü kadınlara anlatsa, ya müftü nikahı bak bu anlama geliyor, siz istiyor musunuz bunu? Medeni nikah şeyle, kanunla elde ettiğin haklarını bunlar ufak ufak geri alıyor. Bunu istiyor mu? Bak sana bir tane büyükelçilik veriyorlar orada. Sembolik, o da sen değilsin zaten. Kendi aralarından biri. Diyelim yarın da bir tane başörtülü bir hakim gösterecekler sembolik olarak. Taban şöyle diyecek. Biz vay be her yere geliyor. Halbuki orada başörtülü kadın yok. Oradaki başörtülü kadın Hayrettin Karaman'ın gözündeki neyse, sigara içemez, gülemez, kahkaha atamaz, oturamaz, şakalaşamaz, insan gibi hareket edemez ama Hayrettin Karaman her haltı yer. O oturur, sigara da içer, kahkaha da atar ama kadın yapamaz. Başörtülü olur. Başörtülü kadına biçtikleri rol o. Onu işte onunla şeyle kapat. O yüzden tekrar ediyorum. Bu müftiye cihat, şey nikah, cihat eğitimi, devlet kurma, bütün bunlar siyaseti kilitlemek için yapılan numara. Siyaseti kilitliyorlar. O da şuradan. Kendi tabanına biz bir şey yapıyoruz. Bak bunlar da karşı çıkıyor. Aman dikkat edin. Halbuki bir şey yapmıyor. Yapıyormuş gibi görünüyor. Yaptıkları hiçbir şeyin Türkiye'de bir nokta kadar karşılığı yok. Yani tekrar ediyorum. Ekonomi çökmüş. Eğitim çökmüş. Hukuk diye bir şey yok. İç barış çökmüş. Biz bir şey yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Dış politikan çökmüş. Ya elle tutulur bir şey yok ülkede elle. Şurayla tutalım sağlam kalsın diyebileceğin hiçbir şey bırak. Ne yapıyorsun ki? Ama yapıyoruz duygusu kim yaratıyor? Günlerdir televizyonlarda ama bu var ya bunlar laikliğe aykırı, rejim değişti, ülkeyi yıkıyorlar diye ortalığı ayağa kaldıran sığ muhalefet. Onların yüzünden taban, hakikaten biz bir şey yapıyoruz ki bunlar bu kadar bağırıyor algısına kapılıyorlar ve AK Parti'yi de terk etmiyorlar. Siyasetteki tıkanıklık dediğim bu.